Bir gün askerdeyiz işte. Nöbet vakti geldi. Yemeği yedik, atladık, gittik nöbete. Çok güzel. Nöbet başladı. Benim nöbette böyle çok sakin bir yerde. Taktım kafaya kompozitü. Çelik yeleğime girdim. Aldım G3 silahımı. Ulan iyi güzel. Nöbet başladı da. Yemek yedik ya. Yemekte de kuru fasulye pilav vardı. Üzerine bir de acıyı çakınca ne oldu? Ardına benim böyle kompozitümde ağırlıkların etkisiyle bir anda böyle üstteki yediğim yemekler hepsi bir anda alta vurmaya başladı. Ulan altıma sıçacak duruma geldim. Ulan dedim bir o yana yürüyeyim, bir bu yana yürüyeyim, bir o yana yürüyeyim, bir bu yana yürüyeyim. Nöbette 3 saat gündüz nöbeti. Lan daha sonra artık dayanacak durumum kalmadı. Bir de şöyle bir kanun yok yani. Ölmediğiniz sürece kuleyi terk edemezsiniz nöbet tuttuğunuz mahalle diye bir kanun var. Eğer ki bu kanun sıçacak seviyeye geldiğiniz zaman kuleyi terk edebilirsiniz deseydi hemen sıçmaya gidecektim. Böyle bir kanun da yok. Yani kimse seni sıçtın diye seni savunmayacak. Mecbur kuleyi de bırakamadık. Ondan sonra nöbet tutmaya devam. Lan dedim artık bu işin çözümü yok. Yarım saat 45 dakika geçti, hemen aradım komutanı. Dedim komutanım ben dedim çok sıkıştım dedim. Yani altıma edeceğim affedersiniz tarzı konuştu. İyi kardeşim birini yollayalım falan, sağ olun komutanım falan filan dedim. Lan aradan yarım saat geçti, 45 dakika geçti. Nöbeti tutalı 2 saat oldu. Ben artık içime sıçtım yani. Öyle bir seviyeye geldim artık dışarı çıkmıyor. Ne yapacağım, dışarı salamayacağına göre mecbur içeri doğru salacağım onu. Vücudumda artık onu bir şekilde oraya buraya öğüttüm. Ondan sonra acıma komutan aradı. Dedi kardeşim bir arkadaş yolluyorsun. Nöbetin bitmesine kalmış 15 dakika. Ulan 15 dakika sonra araç gelecek. Zaten cayır cayır sıçacağım. Ondan sonra dedim komutanım gerek kalmadı. Ben dedim içime sıçtım dedi. İyi kardeşim aferin, askerdeysen böyle şeyleri öğrenmelisin.